Merhaba karavansever arkadaşlar, doğa tutkunları, gezi hayranları. Ben Alparslan Işık. Bu filmde Akçakoca'nın en güzel yerleri. 1. Melen Ağası. 2. Akçakoca Merkez. Akçakoca Merkez'de dolaştıktan sonra yine görebileceğiniz 3. sırada Ceneviz Kalesi. 4. Tarihi Hemşin Köyü Camisi. 5. çok güzel bir mağara olan Fakıllı Mağarası'nı göreceğiz. 6. sırada da bu bölgedeki en güzel şelalelerden biri olan Aktaş Şelalesi'ni göreceğiz. Muhteşem fotoğraflar alabileceğimiz güzel bir şelale. Bu güzel filme hemen başlamadan önce lütfen kanalıma abone olun, beğeni tuşuna basın. Karavan ile Karadeniz Rotası Bölüm 2, Karasu, Melen Ağzı, Akçakoca. Kısa bir alanı olmasına rağmen gezilecek çok güzel yerler var. Şip Palas hazırlık yapıyor Karadeniz suyu için. Yıkanıyor çünkü Karadeniz'e temiz gitmek lazım ya. Çünkü temiz olacaksın. Karadeniz insan da temizdir. Yeşil de temizdir. Dolayısıyla Işık Palas da temiz olmuş. Akçakoca'ya kaç kilometre? Yani yaklaşık 12 herhalde. Tam bilemiyorum. Bu standartta kaç günde ulaşırız oraya? Yarım saatte ulaşırız. Bence yarım gün daha çok. Gel gel ikiniz beraber bir. Melen Ağzı Karasu ile Akçakoca arasında çok güzel bir balıkçı kasabası. Burayı geçtikten sonra Akçakoca'ya kadar birçok karavan ve kamp yeri sağlı sollu var. Bunları size bir harita olarak ileride atmayı düşünüyorum. Giritli, Akçakoca'da ben Tuana Otel'in yanındaki karavan kampında kalıyorum. Ama diğerlerinde de konaklayabilirsiniz. Çok ufak. Gidişe geçtik. Akçakoca'ya doğru. Gidelim. Şey gidiyorlar. Gidiyorken de şey yaparsın. Çok fotojenik. Sağlı sollu fındık bahçeleri Akçakoca'ya yanaşmış bulunuyoruz. Akçakoca bizim çok beğendiğimiz Türkiye'de turizm açılan yerlerden biridir. Gayet güzel diyoruz ya. Ne var olmaz diyormuş ya, gideriz gideriz maramıyoruz. Kısaca Melen Ağzı Akçakoca arasındaki kamp yerlerinden bahsetmek gerekirse sırasıyla Ginitli Camping, Hello Camping, Georgia Camping, kale yolunda kalabilirsiniz.
Hamburg Camping ve Tuane Otel Akçakoca. Ben Tuane Otel Akçakoca Camping'te kaldım. Daha detaylı da araştırmak isterseniz Park Fortnite uygulamasını indirerek birçok park yerini kendiniz de bulabilirsiniz. Şuraya doğru bir al. Medina'ya rast yapacağım. Sanki bütün elden deniz ulaştırdı. Denizin rengi daha güzelleşti. Orada beyaz çıkıyor mu ya deniz? Karasına. Yazına bak şimdi gökyüzüyle ayırt ediliyor. Orada gökle deniz bir gibiydi. Görünüyor. Evet. Çok güzel görünüyor. Güzel. Çekimde olduğundan daha güzel görünüyor. Abi kameraman bu işte. Ayarlar. Margalar da çıksın. Ekmek. Nasıl bir market istiyorsun? Önünde park edilen bir market istersin. Evet, kartı çok iyi. Ürünleri buldum. Manav serin. Bu manavdan bir şey alabiliriz. Burası şehir merkezi. Burada herhangi bir şeyden bir şeyler sağdan soldan oluruz gibi geliyor. Buralarda. En güzel geçtik. Hem manav vardı hem kartı vardı. Çok da güzel duruyor. Kalabalık. Kısaca ben de size Akçakoca'da gezilecek yerler hakkında bir daha bir bilgi vermek istiyorum. Ceneviz Kalesi ve Ceneviz Plajı çok yakın ziyaret edebileceğiniz güzel yerlerden biri. Fakıllı Mağarası yine 15-20 kilometre gibi bir mesafede çok kolay gidebileceğiniz bir yer. Giriş ücreti çok düşük bir ücret alıyorlar. Gidip ziyaret etmenizi mutlaka tavsiye ederim. Aktaş Şelalesi fotoğrafçıların gözdesi. Çok güzel fotoğraflar alabileceğiniz güzel bir yer. Akçakoca merkezde, denize sıfır bir yerde bu şekilde bir durakladık. Burada bir istirahat ve yemek molası verdik. Öğle yemeğimizi yiyip yolumuza devam edeceğiz. Akçakoca Merkez Camisi gelirken gördük. Modern, değişik mimari. Benim çok da ilgimi çekmedi. Ama ilgisini çeken arkadaşlar görebilirler. Değişik. Bekir Özkop Kültür Evi diye bir yer var. Oraya gidemedik. Siz gidip görebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Tarihi Hemşin Köyü ve Ahşap Camisi. Çok güzel. Hem fotojenik hem de eski bir cami. Karşısında da buraların eski yaşamlarını ve köy yaşantısını anlatan müze gibi küçük bir yer var. Gönül istiyor ki hepsini görmek ama mutlaka gezdiğimiz yerlerde bir dahaki sefere görürüz diye bıraktığımız, gezemediğimiz yerler oluyor. Bunlar da gezinin tuzu, biberi, gelecek için umut ve maceranın devam etmesi için heyecanlardır. Cami 1877 yılında Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Hemşin'den gelen Hemşinlerin yaptırdığı güzel ahşap bir örnek camidir.
Hemşin köyüne böyle bir arkadaşlar tarım aletlerini yapmışlar. Görüyorsunuz şurada bandırık var, tıngro var, heyer var. Efendim buradan doğru geçersen araba var. Efendim şöyle yukarıya doğru çıkarsak yayık var. Pekmez yapıyor diyor değil mi bunda? Bak burada pekmez var. Yayık. Şurası çok akıllıca olmuş. Yük abi. Bak oradan doğru tık 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 yapıyorsun. Dedemin körü vardı da oradan duruyor. Ne kadar güzel bir teknoloji var. Efendim araba var. Araba bakımı alttan. Şanzımana bakıyoruz. Böyle bir şey. Efendim burada şunu biliyor musun abi? Löküs var. Löküsler. Burada bandırık var. Şurada değirmen için ne deniyordu onu unutmuşum. Şurada bir pulluk var. Pulluğu da gördünüz. Teknolojik bir şey. Onun ne olduğunu tam aklım vermedi. Bunu mu? Ha. Abi çok güzel malzeme var. Kırmızı. Kırmızı var. Saban var. Ben bunu ittifak ediyorum. Buradayım da buradayım. Bakıldı mağaralara. Akşam. Bir şey görmek istiyoruz. Bir şey görmek istiyoruz. Karanlıktan çıktıktan sonra sizi Akçakoca'da objektifine takılan bazı manzaralarla baş başa bırakıyorum. Ceneviz Kalesi'nin de böyle bir komutanı var. Buradan sonra geçiyorsunuz. Hava da çok güzel. Aktaş Şelalesi fotoğrafçılar için çok güzel bir yer. Ancak yolu biraz çetin. Doğru mevsimde gitmek lazım. Ama mutlaka güzel kareler yakalayacağınız kesin. Karadeniz Rotası 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Işık takipte kalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı unutmayın.